Merhaba. Yine oturduk kameranın karşısına. YouTube'un dibi hareketine biz de desteğimizi ve hareketin devamından bir kuple getirmek için. Sevdiğimiz sevdiğimiz kanalları önermeye oturduk biz de. Evet. Yani ben kendi sevdiğim, takip ettiğim kanallara baktığımda yüksek takipçi sayısı olanları almadım listeme. Yok, yani hareketin amacına uygun şekilde bizde az takipçisi olduğunu düşündüğümüz, kaliteli, daha çok takipçiye hak ettiğini düşündüğümüz, daha çok insana ulaşmasını istediğimiz kanalları ekledik. Parti chat'i daha önce dendiği için demedik tekrar. Onu seviyoruz parti chat'i de. Başlayalım bakalım o zaman. Efendime söyleyeyim, hemen şuraya geçmek isterim. Son iki koltuk arkadaşlar. Son iki koltuk aynı zamanda Facebook sayfası olan ve web sitesi olan bir oluşum. Gökhan ve Can diye iki arkadaşımız sanıyorum. Adlarını yanlış söylememişimdir umarım. Sinema üzerine kültürlü, bilgili arkadaşlarımız. Kendileri genelde filmlerden önce sinemada çekiyorlar. Filmleri yorumluyorlar. Çok tatlı, çok güzel bir kanal. Eğer sinemayla ilgileniyorsanız mutlaka takip etmenizi öneririm. Sinemada çekmeleri çok hoş görünüyor. Çünkü sinemaya hasretle uzak kaldık bizim nesil olarak yani. Evet, bildiğin koltuklarda çekiyorlar beklerken falan. Böyle birincisi son iki koltuk arkadaşlar. İkincisine geçersek. Evet, geçelim. Hemen geçiyorum. Buyurun. Lorekeeper da nispeten az takipçisi olduğunu düşündüğümüz, sevdiğimiz bir kanal. Özellikle RPG, FRP, lore açısından çok ağırlıklı ve çok hani ciddi ve güzel paylaşımları var. Web siteleri de var. Web siteleri sanırım, de var. Yazı olarak da çok şey paylaşıyorlar. Çok da aktifler. Bloglarla paylaşıyorlar. Çok da bilgililer konularında. Onları evet, da yani öneririz. Öyle vurdum oynadım geçtim değil yani, bayağı lore'la ilgileniyorsanız. Ciddi lore'cu insanlar. Özellikle evet. Blizzard oyunlarını çok Blizzard oyunlarının lore videolarını çok fazla yapıyorlar. Ve bu aralar en çok gördüğüm Divinity Twitch yayınları var. Grup olarak oynuyorlar. Evet. Onu da seviyorsanız izlemenizi öneririm. Evet, o da eminim çok keyifli oluyordur. Ondan sonra çok hızlı geçiyoruz. Birden bitecek şimdi. Buyurun. Nintendo'cuyu bilenler bilir. Diğer kanallarda daha yaygınlar galiba. Evet, Facebook yani, gibi, kendi web siteleri web gibi. Web sitelerinde eskiden daha çok paylaşım yapıyorlar. Şimdi Facebook'a biraz kaydı grupları. Çok tatlı bir şey zaten oluşum. Yani çektiği insanlar da çok evet, herkes tatlı. De çok tatlı yani. Onlar da yakın zamanda YouTube'da tekrar bir oluşuma girdiler. Hatta yakında da artacakmış videoları, bir süre biraz sessiz kaldılar. Onları da size öneriyoruz arkadaşlar. Onlara da destek olmak isterseniz, özellikle Nintendo ile ilgileniyorsanız. Kadir zaten çok bilgili bir arkadaşımızdır, kurucusu Nintendo'cunun. Ben de onu çok eskiden Nintendo Türkiye zamanından tanıyorum. O zamanlardan çok güzel, çok tatlı paylaşımları var. Facebook'tan da takip etmek isteyebilirsiniz. Ama sitesine de devam edin derim. Evet, yani sadece içerik olarak değil, insanlar muhabbet edilecek insanlar olarak da içine girmekten hoşlanabileceğiniz bir topluluk olabilir. Özellikle Facebook'ta. Kesinlikle evet. Orası öyle. Yani ben mesela çok fazla Facebook kullanmıyorum. Bizim sayfaları yönetmek için giriyorum genelde. Bir de Nintendo'cuya bakmak için giriyorum açıkçası. Böyle arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir tane önerimiz kaldı sanıyorum. O da İsmet diye bir arkadaşımızın. Yanlış söylemiyorum umarım, İsmet olması lazım adı. Ben bugün çok kafam karışık yine ya. Bak ben niye böyle oldum ya? Niye böyle bir insan oldum Zeynep? Bilmiyorum, kamera heyecanı mı? Yok canım. Onun da Noldus TV diye bir kendi kanalı var. Orada genelde Japon oyunlarını inceliyor. Ama çok fazla işte o da lore türü videolar çekiyor aslında. Çok güzel inceleme videoları yapıyor. Hatta çok üşenmeden incelemeler yazıyordu bir ara, yanlış hatırlamıyorsam, başka bir sayfa için. Ya diyordum, bu çocuk nasıl üşenmeden bu kadar fazla şey üretebiliyor falan filan. Çok, o da çalışkan bir insan. Çok da güzel içerik üretiyor ve kaliteli bir içerik üretiyor. Noldoist TV adı. Burada Oldoist diye çıkmış banner'ı ama Noldoist başta bir zaten, ne var yazıyor. Kanalların linklerini, adreslerini aşağıya yazacağız. Aşağıya koyarız. Böyle arkadaşlar, bizim söyleyeceğimiz bu kadar değil mi? Başka kalmadı. Evet. Çok fazla
YouTube kullanan insanlar değiliz arkadaşlar. Yani garip kaçacak belki ama gerçekten de çok fazla takip ettiğimiz çok fazla şey yok. Yani çok zamanımız dolanmıyor. Zaman sorunu yani. Evet, o nedenle aklımıza gelenleri biz de paylaşmak istedik. Siz de. Daha sonra bir şey olursa yine paylaşabiliriz. Herkes birbiriyle tabii, paylaşsın. Tabii. Hareket canlı kalsın. Tabii bu hem çok de öğrenmiş güzel oluyoruz. Güzel oluyor. Çünkü kaliteli bir içerik üreten bir insana, insan çok fazla insana ulaşamadığında moral bozukluğu yaşayabiliyor, motivasyon eksikliği yaşayabiliyor. Ha, bu da güzel bir destek olabilir belki böyle bir hareket insanlara diye Tam tersine bir de yani insanlar gelip işte kanalınızı keşfettim, merhaba dediğinde insan mutlu oluyor, motive oluyor, daha tabii, çok üretiyor. Kesinlikle şeyler. Böyle arkadaşlar. Peki o zaman önerilerimiz böyle şimdilik diyeyim o zaman. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sanırım Brooklyn Nine-Nine üzerine konuşacağız. Evet, bir komedi dizisi. Gibi. Evet, komedi serisine dönüp Brooklyn Nine-Nine konuşacağız galiba. Harika bir dizi ama yorumlarımı o videoya saklıyorum. O zaman görüşürüz. Bye bye.